Yine robotlar çalışsa olmaz mı? Yok şimdi en doğrusu o tabii. Zaten oraya doğru gidiyor. Komünistlerin en büyük ümidi işçi sınıfıydı. Şimdi bu sistemde robotlar devreye girmeye başladı. İşçi sınıf ortadan kalkmış oldu. Robot sınıfı ortaya çıktı. O komünistlerin çok ağrına gitti. Yani komünizmi çökerten mühim nedenlerden biri de budur. Genetikten oynanmaya, evrimden falan bağlantılar çok garibanca izahlar. Bir protein tesadüfen olamıyorsa konu bitmiş. Yani yaratılmanın dışında bir yol yok. En baştan konu bitiyor. Boş yere çırpınmana gerek yok. Yaratılmış bir var. Gidip sen kedinin gözüne bant yapıştırsan bir gözü görmez hayran. Alma değiştirdik demenin bir alemi yok. Yani var olan bir şey. Onun yaratılması çok önemli. Mesela bu pitbull köpekleri laboratuvar müdahalesiyle oluştu. Hayvan manyağa döndü pitbull. Evet. Ya çok yırtıcı. Normal fıtratta Allah'ın yaratılışının dışına çıkarttılar. Hayvan canavar gibi yani. Mesela her şeyi parçalamıyor. Normal köpek öyle olmuyor. Yani batırmış oluyorsun sen hayvanı. Ya bize ne gelmesi gerekiyor? Ben tam çıkaramadım. Ama hep her şey acil lahmacun var. O olmaz. Kızım, fıstıklı acılı kebap. Ne? Çiğ köfte. Çiğ köfte. ama acılı çiğ köfte diyorsun. Ama çiğ köfte de etli hakikaten evet. Olması lazım. Öyle bulgurdan falan bak yutkunuyor şöyle. O şekilde olmaz. Çiğ köftenin ve saatlerce yoğrulması lazım. Bir yandan sazlar çalacak, bir yandan benim oğlumdan kızımın resimleri var. Kralla prensesin. Oyu gibi olmuş ya. Oyuncağın üstüne yatmış. Nisan'da buraya getirelim bunları Nisan. Nisan 15 gibi getirelim. İkisi de gelsin. Çünkü ayrı zaten mümkün değil. Evet. Evrim teorisi ne genleri açıklayabiliyor, genlerin oluşumunu ne de proteinlerin yapılışını açıklayabiliyor. Genin oluşması mümkün değil bilimsel olarak, imkansız tesadüfen. Proteinin olması hiç mümkün değil. Hücrede ribozomu kullanmadan hiçbir şey yapamıyorlar. Başka hücrelere yaptırıyorlar o işlemi ve asla da yapamayız diyorlar. Tabii. Münafıklar deterjan gibidir. Müslümanların üstündeki kiri atar. Mesela Müslüman topluluğu içinde pislik adamlar vardır. Münafık gelir deterjan döker. Şöyle bir çitiler. O pislik dökülür gider Müslümanların üstüne. Müslümanlar tertemiz olurlar. Yani zaman zaman Müslümanların öyle kirinin atılması gerekiyor. Yahut sabun gibidirler diyelim yani böyle. Gelir münafıklar orayı temizlerler. Müminler kurtulmuş olur o pislikten. Yoksa kalır o. Yani Müslümanların üstünde kalır. Yani deterjan görevi görür münafıklar. Bir de kralla kraliçenin en sevdiği şey kovalamaca oyunuymuş. O kovalanmak ve kaçmak en hoştan giden oymuş evin içinde.
Evet, dinliyorum. Dünya binlerce kat hızlı dönerken biz neden bunu hissetmiyoruz? Yakışıklı. Benim zaten aklım hiç yatmıyor şu dünyanın dönmesi için. Ya kardeşim tamam, dönüyor olabilir. Kabul ettik şimdi. Burada dönüyor. Benim orada helikopterim var. Bindim helikoptere, yükseldim. Dünyada altından kayması lazım. Dönüyorsa değil mi? Evet. Olmuyor. Duruyor. O da havadaki diyor, rüzgarla beraber diyor helikopter. Ya kardeşim ne takar havadaki rüzgar ya? Rüzgar da yok ayrıca havada, ne? Gayet hava durgun oluyor. Yazın tamamen durgun oluyor. Helikopter havaya kalktığında, çünkü akıl almaz süratle dönüyor dünya. Anında kayıp gitmesi lazım altından helikopterin. Gitmiyor. Benim aklım bu işi hiç yapmıyor. Hayırdır inşallah yani. Bir acayiplik var. Kendi ekseni etrafında saatte 1670 kilometre hızla dönüyor. 1670 akıl almaz bir hız ya. 300 kilometre giden araba savruluyor yani. Yıldırım hızıyla geçmiş oluyor. Helikopter havaya kalktığında böyle şırrak diye gitmesi lazım. Öyle bir şey olmuyor. Ama yine daha da inanıyoruz yani, nezaketin ayıp olmasına. Evet. 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılanan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcağ'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 7 sanıklı davada... Ne ya? Nazlı Ilıcağ'ın hali. 7 sanıklı davada mahkeme heyeti hükmünü açıkladı. Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcağ'ın aralarında bulunduğu FETÖ medya yapılanması davasında 6 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz tek sanık Tibet Murat Sanlımansa beraat etti. Evet, şimdi Yargıtay'da onarsa. Evet. Tamamdır. Yani hüküm yerine gelmiş olur. Ama Yargıtay kararını beklemek lazım tabii. Nazlı Ilıcak ömrü boyunca benden uğraştı. Evet. Bak şimdi de Allah nasıl bir durum meydana getirdi. Evet. Bütün ömrü boyunca benden uğraştı. Evet. Ya atmosfer de istediği kadar bizden beraber hareket etsin. Evet. En fazla hafif bir rüzgar meydana getirebilir. Evet. Yani helikopteri sürükleyecek, yani kasırga olması lazım helikopteri sürüklemesi için. Evet. Değil mi? Yani en şiddetli rüzgarlı havada bile o helikopter etkilenmiyor. Vız gelip tırıs gidiyor yani, rüzgardan etkilenme falan bir şey yok mu? Buradaki havanın ona ne kadar itici etkisi olabilir? Yerçekimden herhalde. Ama o da mantıklı değil ya. Zaten siz yerçekimde anlatmıştınız. Gezegenleri havada tutacak kadar kuvvetli ama insanlar çok rahatlıkla yerçekimine aykırı hareket ediyorlar. Yere düşen şeyleri yerden kaldırabiliyorlar. Onlar da süpürüldüğünü iddia ediyorlar yerçekimin başka boyutlara. Yani o da pek mantıklı değil yani, yer çekimi. Evet. Yani orada onun sopa gibi duruyor olması. Evet. Bir acayiplik var. Yani yer çekiminin, yer çekimi onu havada sabitliyor mu diyorlar yani. Helikopteri. Öyle bir gücü yok ki. Savrulmasına engelliyor. Ya kardeşim şimdi yer çekimin helikopteri hiç taktığı yok ki. Evet. Yani yükseliyor, yana gidiyor, sağa gidiyor, sola gidiyor, öyle bir şey yok. Rüzgardan da etkilendiği yok. Öyle bir şey yok. Yani istediği kadar yer çekimi olsun. Yani orada onun öyle sabit kalıyor olması pek açıklanacak gibi değil. Zaten yer çekiminin oluyor demiyor onlar. Rüzgar da oluyor diyor. Kimse yer çekimini kullanmıyor bilim adamları. Hiç kimse öyle bir şey demiyor. Tek söyledikleri o rüzgar, atmosfer sürüklenmesi onu da sürüklüyor diyorlar. Ama hiç öyle bir görüntü yok. Yani atmosferdeki hava ne kadar onu itebilir ya?
en güçlü pervanene hava versen bile yazın durgun bir hava oluyor her yerde yani. Şu anda bir sokağa çıksan durgun. Hava gayet sakin. Yani bir fırtına kasırga olsa belki etkileyebilir. Yani çok güçlü bir kasırga olması lazım. Öyle bir şey de yok. Yani yer çekimi onu öyle hani kazık gibi tutuyor diye hiçbir bilim adamı söylemiyor onu. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir iddia hiç kullanmamış. Ancak rüzgar götürüyor diyorlar. Rüzgar da yok ortada. Anlayabilene helal olsun. Ama yine de ben nezaketine inanıyorum diyorum ya. Giden bir trenin içinde zıplasak aynı yerimize düşeriz. Ama trenin üstünde zıplasak aynı yere düşemeyiz diyor. Bundan kurtarmaya çalışıyormuş. Aslında bu bizim dediğimizi daha da pekiştiren bir şey. Ne alakası var ya? Trenin içinde gidiyorsunuz zaten. Yani orada tabii ki adam aynı yere düşecek. Yani onda bir mantık yok. Ama trenin üstünde adam zıpladığında tren hakikaten kaymış oluyor. Burada da dünyanın da kayması lazım normalde. Aynı olay burada da geçerli. Tabii tren veya hava zıpladığında tren altında kayıyor hakikaten. Yere doğru gidiyor. Helikopterdeki konu da aynı bu şekilde. Burada da olması lazım. Helikopter havaya kalktığında dünyanın altından kayıp gitmesi gerekiyor. Ama gitmiyor. Bir gariplik var. Değil mi? Hani deser ki yer çekimiyle götürüyor sabit o aslında dediği tarzda. Öyle bir şey olmuyor. Adam havaya atladığında tren gidiyor altından. Yani yer çek öyle bir kafa falan dinleyen yok yani. Adam havaya sıçradığında yer çekimine aykırı hareket etmiş oluyor. Tabii. Yok arkadaş işin doğrusu beni kimse buna inandıramaz. Ama ayıp olmasın diye inanıyor görüneyim ben. Bana hiç makul gelmiyor. Bir de gökyüzünde dünya lastik top gibi ya. Yani şöyle bir omuz vursan sanki dünya gidecek böyle. Hakikaten insan ayağını kuvvetli bir yere dayasa. Yani rahat hareket ettirecek gibi görünüyor dünyaya. Çünkü o gök taşları falan da öyle. Yani tamamen yer çekiminden kurtulmuş. Havada lastik gibi duruyor. Yani iteklesen gider bir kenara doğru. Yani ayağını yere, insan sağlam bir yere bağlasa, bassa. Yani hiçbir güç yok karşısında. Bastırsan gider yani. Nereye çeksen oraya gidecek gibi görünüyor. Evet dinliyorum. Geçtiğimiz gün Adana'da sokak düğünü sırasında düğün sahibinin evinde uyuyan 3 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan kişi ailenin komşusu çıktı. Ayrıca Antalya'nın Manavgat ilçesinde kanser hastası eşinin tedavi gördüğü sırada bir babanın 4,5 yaşındaki kızına 1,5 yıl boyunca tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. Son dönemde ard arda gelen çocuklara cinsel istismar haberleri nedeniyle sosyal medyada istismar değil cinayet başlığı ile bir etiket başlatılarak tepkisini gösteriyor halkımız. Ya homoseksüellik de çok yaygın. Bu tip şeyler de çok yaygın. Ve gizlice bu yayılmış bizim. Hiç haberimiz olmadı. Bak ben tevafuken fark ettim. Yani gelenekçi ortodoks sistem içerisinde de homoseksüelliğin yayılmış olması dehşet verici. Bak Akit'teki adama soruyoruz. Homoseksüellik değil mi? Ne diyelim? Eşcinsel diyorum çünkü onu veya o kelimeye hassaslarmış.
Sorduk bak eşcinsel misin diye. Yok diyor, cevap yok. Çok hızlı giden camları kapalı bir otomobilin içinde uçan sinek, süpersonik bir jet uçağında da olsa, normal bir evde de olsa, havada durmak için ne yapması gerekiyorsa aynı şeyi yapar. Uçan ya da otomobilin ne hızla gittiğini bilmesine gerek yoktur diyor. Bunu da delil olarak vermişler. Bir acayip durum. Akşam akşam sallıbeydi. Evet dinliyorum. Yemek yiyen bir kirp var. Ses yok mu onun? Bu kadar. Ses olsa daha iyi olur. Yani istisnas hepsi seviyor bunların ya. Yani saftirik onlar çok güzel. Yok kardeşim bana ne derse desin ben bu işi hiç aklım yatmıyor. Evet dinliyorum. Eşler arasındaki güvensizliğin nedeni nedir? İman zafiyeti. Başka hiçbir nedeni yok. Ya hayret edecek şeydir bak. Her şey Allah'a imanla kilitleniyor. Bu bir mucizedir. Her türlü bozukluğun arkasında Allah'a iman zafiyeti yatıyor. Şimdi kısa bir ara verelim. İkiye kadar falan devam edeceğiz. Ya ara vermeyelim de bitirelim programı. Tamam. Yayınımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere inşallah. İnşallah.